Selim, üretim ne durumda? Serap'ın verdiği emirle tam randımanla çalışılıyor Halide. Sence teslimatı yetiştirecek mi? Ben pek ihtimal vermiyorum açıkçası. Hala. Fabrikanın zor durumda kalması seni neden bu kadar mutlu ediyor anlamıyorum. Fabrikanın değil Selim. Serap'ın zor durumda kalması beni mutlu ediyor. Serap borcunu ödeyemeyince tek bir çaresi var. Hisseleri satışa çıkaracak. İşte o zaman fabrikanın yönetimi benim elime geçecek. Bazen ne kadar zeki bir kadın olduğunu unutuyorum Halide. Selim Bey'in makinenin tamiri için çağırdığınız ustalar geldi. Tamam, geliyorum. Selim. Onları geri gönder. Tamire ihtiyacımız olmadığını söyle. İyi de bunu Serap öğrenirse işimden olurum. Sen benim yanımda durduğun sürece ne sana ne de eşine hiçbir şey olmaz. Bilakis fabrika benim elime geçtiği zaman sen de hizmetlerinin karşılığını fazlasıyla alacaksın. Ben zaten her zaman senin yanındayım Halide. Serap bu borcu ödeyemeyecek. Biz de bunun için elimizden geleni yapacağız. Tamam. Vaziyet nedir Selim? Makineler dün geceden beri durmaksızın çalışıyorlar Serap Hanım. Lakin işçiler huzursuz. Hatta bir kısmı işi bıraktı. Dinlenmeden çalışmayı istediler. Neden mani olmadın? Olamadım. Zaten haksız da sayılmazlar. Hepsi çok yoruldu. Makinelerin tamiri ne oldu? Maalesef. Tamirciler parçaların hepsini temin edememişler. Yani teslimatın yetişmesi mümkün gözükmüyor. Arkadaşlar! Dinleyin beni! Çok çalıştınız. Çok yoruldunuz, biliyorum. Dermanımız kalmadı gayrı. Makineler bile dayamadı. Biz nasıl dayanalım? Çok haklısınız. Üzgünüm. Ama bu teslimatı iki gün içinde yetiştiremezsek fabrikamız çok vahim bir duruma düşer. Sizler yıllardır bu fabrikada çalışırsınız. Ekmeğinizi, rızkınızı buradan çıkartırsınız. Hiçbirinizin işsiz kalmasını istemem. Ne yani? Yetişmezse bizi kovacak mısınız? Hayır, ben kovmayacağım. Ama bu teslimat yetişmezse fabrikayı kaybedebiliriz. Dinç Aslan fabrikası başka birilerinin eline geçer. O zaman sizin ne ben ne de bir başkası kurtaramaz. İyi, doğru da Serap Hanım, halimiz ortada. O depo dediğin vakte kadar dolmaz. Ya, dolmaz. Dolar. Biz inanırsak her bir şey olur. Dolar. Al. Ne yapıyorsunuz Serap Hanım? Hadi. Arkadaşlar ne bakıyorsunuz? Hadi davranın. Çalıştır. Serap Hanım, kapıda sizi görmek isteyen birkaç köylü var.
Hayırdır, bir şey mi oldu? Oldu ya Serap Hanım. Hem de çok önemli bir şey oldu. Ehrem denen herif komisyondan ruhsat almış. Nasıl olur bu? Biz de anlamadık hanımım. Ama olmuş işte. Böğün geldi gözümüze soktu ruhsatı. Ya defolup gidin ya da çeltikte çalışın dedi. Ne edeceğimizi şaşırdık. Her kafadan ayrı ses çıkıyor. Geçsek bir türlü, kaçsak bir türlü. Sen bize söz verdiydin. Mağdur olmanıza müsaade etmeyeceğim dediydin. Allah'ını seversen yardım et bize. Tamam, merak etmeyin. Halledeceğim, söz veriyorum. Demek herkes duymuş ha? He, duymuş ya. Kovmaktan beter ettiler beni. Ben Sadi'yim. Kesin Halide'nin işidir bu. O Halide'yi de yanındaki Ekrem denen adamı da doğduğuna bin pişman edeceğim. Peki ya Kemal'le ne olacak? Kemal'le bir araya gelmemiz imkansız artık. O boşanana kadar olmaz. Serap Hanım, sen de işçilerinle bir olmuşsun, çalışıyormuşsun diye duyduk. Aferin sana. Ne var, ne istiyorsunuz? Vaktin daralıyor Serap Hanım. İki günün kaldı. Yeter be. İkide bir de karşıma çıkmayın. Kaç gün kaldığını ben de biliyorum. Hadi şimdi gidin buradan. Bana bak. Çenene mukayyet ol. Sen kimle aşık attığını daha bellemedin. Pazartesi 100.000 lira masamda olmazsa... cezanı keserim. Haberin olsun. Güllü. Kemal. Bu işi yetiştirmemiz lazım. Merak etme, yetişecek. Yetiştiremeyeceklerini defalarca söyledim ama anlamak istemiyorum. Kendini ne kadar gülünç duruma düşürdüğünün farkında bile değil. Hakikaten acıyorum. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.